Selamlar herkese, yepyeni bir videodan selam canlar. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Şimdi evden çıkacağım. Dışarıda bir iadem var. Onu yapacağım. Burada bir ayakkabı geri vermem gerekiyor. Küçük olduğu için. Onun dışında ne yapacağım? Müller'e geçeceğim bundan sonra. Evet. Çünkü görümcemin oğluna hediye alacağım. Ve saat şu an 2. Yani tam bir saatim var. Evet 2'ye geliyor bakın. Tam bir saatim var işte. Bunu vereceğim ve hediye bakacağım. Yani inanın bana o kadar zorlanıyorum ki hediye konusunda şu an. Yani 6 yaşındaki bir erkek çocuğu. Şimdi hani tamam oyuncaklar onun yaşına göre vardır diye umuyorum ama şimdi acaba oyuncaklarla oynuyor mu ki? Onu da bilmiyorum yani. Keşke size şöyle canlı sorabilsem. O yaştaki çocuklar oynuyor mu? Ama mesela şöyle. Hani Aras bize geldiğinde hep Zevk Mirza'nın odasında oyuncaklarıyla oynuyorlar. Oraya gidince de genelde oynuyorlar. Yani oynuyordur diye düşünüyorum. Yani 6 yaşta çok büyük bir yaş değil de. Neyse hadi gidelim. İşlerimizi halledelim. Sizi de yanımda götürüyorum zaten. Evet Müllay şimdi geldim. Biraz bakınacağım. Şöyle aslında Legolar da güzel olabilir. Çok çeşit var. Hatta yaşlar da üstüne yazıyor zaten. Mesela bakın şu neymiş. 9 yaş diyor buna da. Yani 8 olabilir de 9 bilmiyorum. 7 yaş da olabilir. Ama işte acaba Lego oynamayı seviyor mu? Onu bilmiyorum. Bakın şöyle Star Wars falan var. Aa durun durun. Küçük parçalı Lego sıkıntı. Çünkü Ayaz daha küçük. O parçaları hep alır alır kaybeder. Yok durun. Mantıklı gelmedi şu an. Bir bakınacağım. İnanın hiçbir fikrim yok. Acaba Fatma ablayı arayıp sorsam mı? Aras ne yapıyor? Oyuncaklarla oynuyor mu diye. Çünkü bayağıdır öyle şey yapmadım ya. Of bilmiyorum. Oo kocaman araba. Ben hediyemi aldım. Hiç aklıma da gelmemişti bu arada. Neyse şimdi ismini söylemeyeyim de seveceği bir şey gerçekten hiç aklıma gelmemişti ama sonradan dank etti dedim. Evet buna kesin sevinir. Neyse şimdi eve geldim. Aslında direkt Zeyd'i alabilirdim de gitmedim. Bir eve geleyim dedim. Sakince bir kahvemi içeyim. Çünkü daha yarım saatim var. O yüzden kendime şöyle kahve yapacağım. Yapıyorum daha doğrusu. Birazcık böyle bir oturacağım. Sessizlikte sonra gideceğim. Oğluşumu alacağım. Eve geliriz. Onu karnını doyur. Yemek yap vesaire vesaire. Artık gün içinde görüşürüz. Akşam da zaten kızlarla çocuklarla buluşacağız. Halloween var biliyorsunuz. Hani öyle inançla alakası yok zaten. İnanın bakın. Biz de küçükken hani giderdik, şeker toplardık. Hani hevesleniyor çocuklar. Okulda da çünkü böyle partileri falan oluyor. Hani hep diyorlar biz de şeker toplamaya gidelim diye. O yüzden biz yanlarında olduğumuz sürece hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Neyse. Akşam zaten detayları konuşuruz. Gidince zaten sizleri de yanıma alacağım. Canlar ben oluşumu aldım ve eve geldik tekrardan. Kreşten sonra parka gittik ama kameramı yanımda almadım hani direkt eve geliriz diye. Parkta oynadı bir 40 dakika falan. Fazla da hani böyle koştursun, yorulsun istemedim açıkçası çünkü akşam da çıkacağız. Şimdi eve geldik. O bread sesini yarım bırakmıştı. Onu atıştırıyor şu an Frişkeze ile. Onu yesin. Akşama zaten yemek yapacağım. Alp'e dedim ki kaburga atayım mı fırına? Öyle bir sevindi ki size anlatamam. Yani Akif'e kaburga veya işte fırında pirzola diyeyim gerçekten dünyanın en mutlu insanı oluyor. Çok sevindi. Onu yapacağım. Öyle birden aklıma geldi. Çünkü buzlukta daha böyle şey vardı bir paket. Onu yapayım dedim. Yanına da yine güzel bir söğüş salata hazırlarız. İşte domatesli, soğanlı, nar ekşili inanılmaz lezzetli. Böyle ekmeği bandırıp tüketin yani çok güzel. Şimdi ben niye banyodayım? Çamaşır yıkamıştım. Çalıştırmıştım makineyi. Bunlar da son posta. Sabah da yıkadım siyahları. Bunlar da
beyaz olanlar. Şimdi bunlar da sereceğim. Sepet de boşaldı. Şu anlık bir şey yok yani. Bunu sereyim. Ondan sonra mutfakta zaten görüşürüz. Evet, şimdi yavaştan kaburgaları fırına sürmeye yani fırına süreceğim daha doğrusu. Lafımı böyle dolandırdım. Neyse. Şöyle sıcak suda açtırdım bu arada birazcık. Ama tam açtırmamış mıyım? Allah! Allah! Kızlar daha biraz buzluymuş ya. Biraz daha koymam gerekecek. Neyse kesiyoruz. Kat kat kat. Ayrılmamış bile birbirinde. Benim yapacağım iş işte. Canlar şöyle sıcak suyun altında tutarak çözdüm. Tepsime dizdim. Altına bir tane yağlı kağıt koydum. Fırını da önceden ısıtıyorum. Şimdi sadece tuzla marine edeceğim. Bu arada kekik de çok yakışıyor ama Akif bunu sade seviyor. O yüzden şöyle tuzunu atıyorum güzelce. Ve üstünü kapatacağım. Şeyle kapatırım, alüminyum. Ama şu şeyden ıslatıp üzerine koyacağım. Hani direkt alüminyum folyoyla hani temas etmesin diye. Sonra her yerini güzelce kapatacağım. Hiçbir şekilde bir yerden hava falan almayacak. Sonra yavaş yavaş bu arada kısayım. 200 almıştım ısınsın diye. 160 diyelim şimdilik. Akif'in gelmesine daha var. Yavaş yavaş suyunu bıraksın. Ondan sonra güzelce böyle suyunu bıraktıktan sonra bu sefer de altını biraz açıp üstü kızarmasını bekleyeceğim. Ondan sonra etimiz hazır oluyor zaten. Yanına da güzel bir pide, güzel bir salata, mük bir menü yani. Haydi bakalım. Sonra salata yapınca açayım tekrar. Bakın çok güzel oldu. Şöyle suyuna. Bu şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Bu bekleyince daha da böyle suyunu bırakıyor. Çok güzel oluyor yani. Ekmekle yeriz etin yanına. Bu şekilde oldu. Bu da hazır. Etimiz de pişiyor zaten. Küçükken bizde ne kadar hevesliydi. Yani evet. Biz yani şimdi arkadaşlar, kimse laf atmasın bir şey diyeceğim. Kimse laf atmasın. Yani bu yaşlardayken biz Halloween böyle can atıyorduk dışarı çıkmak için. O zamanlar işte mesela bizim büyüklerim gelmiyordu bizden. Biz de öyleydik. Ve çocukluk işte. Berat yaşına gelince biz... Zeyd Mirza abi gösterir misin? Hamsi abi burada. Bir gel bir. Bu arada canlar Akif işten geldi. Et de pişmek selam üzere. Selamlar arkadaşlar. Bakayım elini göster bir Zeyd Mirza. Duran neyse bir şey yapıyoruz. Ooo. Yanağına bakın çok tatlı oldu. Seni yerim ben. Zeyd sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi hani şeker toplamaya gideceğiz ya Süse Sura Saures. Ama bazı şekerlerde jelatin... Ama dur bir. Yapacağım. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Bazı şekerlerde jelatin var. Eğer anne derse ki bu şekeri yiyemeyeceksin o zaman küsmeyeceksin. Çok tamam mı? Zeyd. Bana bak bir. Oraya. Bak bir. Oraya. Tamam mı? Tamam mı? Anne, şu an duymuyor. Beni bir dinler misin? Ya. Hayır bir saniye babacığım. Ya. Ama öyle yaparsan yapmam. Öyle yaparsan yapmam babacığım. Ben başlayayım.
Şimdiden uyarayım da sonra yok niye vermiyorsun demesin. Çünkü bazılarında aşım jelatin oluyor, ona dikkat etmek lazım. Bunlar ayrılsın ya. Aynen, orada çocuklara veririz. Hani dolaşıyor ya Almanlar dışarıda. Jelatin olanları veririz zaten, yani burada kalıyoruz. Biliyoruz neyin içinde var neyin içinde yok. O yüzden hallederiz bir şekil. Ensar'la Ayaz da gelecek anneleriyle. Onlara da götüreceğiz stikerleri, böyle Shein'den almıştım. Ben çok istiyorum. Kabak torbası da var. Kazanda da kabak var. Ha kabak değil, şeyi var. Casper var. Ben bu tamam, zeyt bak. Annem bak. Benim bu. Bak. Benim mi? Evet, şöyle tut elini. Bak böyle yapacaksın. Şöyle. Tamam. Bakayım. Sesim geliyor mu? Oo, Sisir Soda Sores. Söyle. Sisir Soda Sores. Tamam. Biz şimdi Hatice ile buluştuk. Bunlar kudurdu. Evet, Halloween reklam yapmışlar. Hayır anneciğim, şimdi birazdan Semanurgil'in oraya gideceğiz. Evet, bize bir sürü verecekler. Ay bugün çok sesli var. Biz buraya niye geldik sizce? Sizce ne için? Evde bak. Tabii ki de fıstık kreması için geldik ama kesin yoktur. Yine bir bakalım dedik. Bir de birkaç atıştırmalık alacağız. Çünkü şeyden sonra, işte şeker toplamadan sonra Hatice ile geçeceğiz. Orada biraz takılacağız işte çocuklarla falan. Dışarıda fazla dolanmayız bu arada. Sadece bir saat yeterli olur. Ama yoktur kesin yani. Neyse, zaten umudumuz yoktu Hatice. Yok. Alacağım ya. Yok. Sabahtan beri arıyoruz. Yok işte. Yok, hiç benim villa da yok. Kalmamış hiçbir yerde. Herkes arıyor yine. Bayağı. Neyse ya, başka atıştırmalıklar alalım. Şimdi de artık. Yeterince yedik. Buraya bakın. Buraya bakın. Şimdi Semanurgil'in oraya geldik. Dedi ki ilk bizim siteye dolanalım. Çünkü onların sitesi baya böyle kalabalık evler, daireler var. Hadi gelin, hadi gelin. Evet. Ensar da annesi boyamış onu. Durun. Sadece. Bakın lambayı kapatayım. Kızlar biz şu an Hatice ile geldik. Fazla dolanmadık bu arada. Birkaç kapı açıldı sadece. Yeter yani. Zaten Hatice ile gelmeyi planlıyorduk. Şimdi burada biraz böyle kahve keyfi falan yapacağız. Çocuklar içeride oyun oynuyor. Kahve yok mu burada? Yes. Şöyle. Latte yapacağız şimdi kendimize. Biraz yiyeceğiz. Acaba çocuklar an oldu mu? Olmuştur. Fazla yakmayalım mı? Tamam. Uuu yakmayalım. Senin bu, ha tamam anladım, bu bende de eskiden vardı. Bir tanesi süt, bir tanesi kofi. Ya. Zuerst Milch oder? Zuerst Milch und dann schon diese Kaffee. Nasıl? Bunu buraya koyuyorsun. Ben. Nasıl? Bunu böyle vereceğim. Ha seninki yok. Nescafe doğru çebüstü. Benimki şeydi, boştu. Boş muydu? Böyle ya. Bunu her şey alıyorsun. Devam. Bakalım. Dur gel.
Verirse inşallah sütü. Patatesler gelişiyor. Geliyor. Daha kahvesi. Benim bu kamerama barla bir şeyler oluyor ya. Ben sütlü içemem. Sen filtre mi içeceksin? Yok. Siyah. Ha, su kaynatsaydın nereden yapacaksın? He, doğru. Bunu da koyarım falan. Yap sen de. Abi koyayım mı şimdi? Kendi durmuyor mu? Aa. Tamam yeter o zaman. Su bunda doğru ya. Bunda kendin durduruyorsun. Zamanında o yüzden boşunkini evet. Almıştım. O kendisi duruyordu kendisi çünkü. Dur. İlk bunu aldıydım şpardan. Kendi durmuyordu diye bu geri verdim. İşte her yere satılıyor bu. Hmm. Sonra gittiydim onu almıştım. Ama şimdi zaten başka makine kullanıyorum. Yok villadan ben şeften hediye almıştım. He. Almadım kendimden mi? Doğrudur. Karamelli mi bu hala? Yok sade. Sadesi. Zaten bunlara şeker bile gerekmiyor. Hadi stop yap stop. Yapayım mı? Yap yap. Kız su geliyor hep. Asıl. Yeter. Uy. Bak stop etmeyince hemen şey oluyor biliyor musun? Atıyor. Evet. Evet. Hadi oynayalım kapatalım burası ve kapatalım kapıyı. Hadi. Ben babayım sen. Sen de beni unutma. Kram sildim. Kram sildim. Yapma. Esat vurma. Tamam. Zeyt hasta bakın. Bu ne? Atmış. Doktorda şu an. Ama ben senden hasta gittim. Ben de hastayım. Abu Allah korusun ölmedin. Şimdi git. Şimdi hastasın git, sadece doktordasın bak iyileştin. Herkese günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir sabahtan az önce kahvaltı hazırladık. Gördünüz zaten. Şimdi ben de benimkilerin yanına geçeceğim. Güzelce kahvaltımızı yapacağız. Onlar başladı bile. Ben de hemen kapatış yapmaya geldim. Bu videoyu bugün yükleyeceğim. O yüzden burada kapatıyorum. Sonra yeni bir vlog başlayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize öpüyorum. Görüşürüz.